Programlamada çok önemli bir yere sahip olan şart bloklarıyla devam etmek istiyorum. Şart blokları bizim uygulamalarımızda belli bir şarta göre uygulamanın akışını değiştirmek için kullanılan bloklardır. Daha önceki uygulamamızda şurası hata vereceği için onu commentleyelim arkadaşlar. Şimdi şart blokları için yeni bir proje oluşturacağım. Add new project diyerek şöyle conditionals yani şart blokları için kullanabileceğimiz teknik terim conditionals. Okey diyelim. Artık yeni bir konsol projesi açtık tabii ki. En son onu açtığımız için onunla devam ediyoruz. O seçili olduğu için. Şimdi buraya geldiğimizde artık ben bir değişken tanımlayabilirim. Örneğin var number diyelim eşittir 10 mesela. Burada ben sayının geliş değerine göre bir karar bloğu oluşturabilirim. Şimdi diyeceksiniz ki zaten ben sayıyı burada tanımladım. Hani zaten sayının ne olduğu belli. Niye bir şart bloğu yazıyorum diyebilirsiniz. Fakat burada mevzu şu. Aslında bakarsanız bu belli bir hesaba göre değişen veya bir parametreyle gelen bir değişken olabilir. O yüzden buraya odaklanmayın. Şu an tamamen buradaki bloğumuza odaklanalım. If bloğu yazmak için tab'a iki kere basabilirsiniz arkadaşlar. Tab tuşuna şöyle mouse'a tıklar gibi iki kere basabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle ben az önce bir if bloğu oluşturduğum için. Evet. Şöyle tab'a iki kere basabilirsiniz. Şimdi burada tab'a bastığımız zaman oluşan blokta if'ten sonraki parantezin içi şart bloğumuza karşılık gelir. Dolayısıyla burada mantıksal bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Burada da operatörleri kullanıyoruz. Mantıksal operatörleri. Nedir mantıksal operatör? Örneğin eşittir. Şimdi eşittir olayı karşılaştırma işlemlerinde eşittir atamaya denk geldiği için çift eşittirle kullanırız. Eğer sayı 10 ise demek. Bu şekilde okuyabiliriz. Console nokta write line number is 10 diyebiliriz. Çünkü sayının 10 olup olmadığını karşılaştırıyoruz burada. Sayı 10'dur diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi burada da yine uygulama kapanmasın diye buraya bir read line bırakalım. Bu çerçevede uygulamamızı açtığımız zaman ben bu uygulamayı çalıştırırsam yine önceki uygulamamızdan başlar. Dikkat edin bu koyu zaten. Koyu açık olan projeye karşılık, yani açılacak projeye karşılık gelir. Ben conditional'la devam etmek istediğim için sağ tıklayıp Set as Startup Project diyorum. Artık bunu çalıştırdığımda artık conditional ile çalışacaktır. Bakın sayımız 10 olduğu için biz çalışacak bloğu buranın içine. Yani sayı 10 olduğunda şu kıvırcık parantezin içerisi çalışacaktır. Alt alta kaç satır varsa hepsi de yazılacaktır. Peki sayı 10 değilse ne olacak? Sayı 10 değilse bloğunu ise else dediğimiz blokla gerçekleştiririz. Yani onun dışında bir şey ise number is not 10. Sayı 10 değildir şeklinde bir sonuç alıyoruz. Number is 10 şu an. Fakat sayı 11 olsaydı number is not 10 şeklinde bir karşılaştırma ile karşı karşıya kalacaktık. Şimdi bu metodumuzu biz klasik if sintaksıyla yazdık. Fakat ben burada yeni nesil programlamada bizim sıklıkla kullandığımız bir sintaksı da size göstermek istiyorum. Ben burada ReSharper denilen şuradaki yazıdaki gibi bir eklenti kullanıyorum. Bu eklenti ilerleyen zamanlarda, ilk başta kurmayın ama ilerleyen zamanlarda fazlasıyla karşınıza çıkacaktır. Gelin birazdan o sintaksı da size göstereyim. Hem ReSharper'ı da görmüş olursunuz hem de elle yazsanız nasıl yazacaktınız onu göstermeye çalışayım.